Merhabalar, ben Aslı Özbay. Yolculukları seven, özellikle motosikletle yolda olmayı seven bir kadınım. Macerayı seviyorum, belirsizlikleri seviyorum, belirsizlikleri belirli hale getirmeyi seviyorum. Adaptasyona müthiş saygım var. Adapte olmayı seviyorum, farklı kültürler, özellikle farklı insanlarla tanışmaktan müthiş keyif alıyorum. Tüm bu keşif yolculuğunun yanında aktarmayı da çok seviyorum. Yolda olmak kadar, keşfetmek kadar aktarmaktan da çok son derece keyif alıyorum. Daha doğrusu köprü olmak çok hoşuma gidiyor. Hayalimdeki meslek öğretmenlikti zaten. Aynı zamanda akademisyenim. Bunun yanında yolculuklarda da bu güdümü beslediğimi düşünüyorum. Farklı coğrafyalara gidiyorum, farklı kültürlerle tanışıyorum. Dijital içerikler olarak teknoloji kullanmayı çok seviyorum. Dijital içerikler üretip bunları farklı kitlelerle buluşturmaktan son derece keyif alıyorum. Çok erken yaşlarda başladım seyahat etmeye. Sırt çantasıyla, trenlerle, uçaklarla, gençlik programlarıyla, değişim programlarıyla, gönüllü programlarla. Hemen hemen sanırım olan bütün programları deneyimledim gençlik dönemlerimde. Fakat bahsetmekten hoşlandığım hep motosikletle olan yolculuklarım oldu. Çünkü o gezginlikten, gezmekten bambaşka bir boyut bence. Çünkü daha önceki yaptığım seyahatlerimde hep o ülkenin en güzel yeri neresiyse hep orayı tercih ettim. Yani vitrini olan yerler. İşte İngiltere, Londra'da bir programa katıldım. 1,5 sene çocuk bakıcılığı yaptım. Amerika'da çalışma deneyiminde bulundum ama hep böyle güzel yerlerde. Fakat motosiklet hayatıma girdikten sonra şunu fark ettim. Bir ülkenin bambaşka kasabaları, kentleri, şehirleri var. O yüzden motosikletle yaptığım yolculuklar benim için çok farklı bir yerde. Kendi kişisel gelişimimde de çok katkı sağladığını düşünüyorum. Benim için seyahat etmek farklı bir okul gibi diyebilirim. Motosikletle ilk çıktığım uzun rota Balkanlar rotasıydı. Yunanistan'dan başladım. Makedonya şeklinde tüm Adriyatik kıyısına Avusturya'ya kadar devam etti. İtalya şeklinde. Daha sonraki rota hep zaten biraz daha zor, böyle mücadele gerektiren yolculukları tercih ettim. Etmeye devam ediyor. Bundan sonra nasıl olur bilmiyorum ama çok keyif veriyor bana bir şeyin üstesinden gelebilmek. İkinci rotam Fas rotasıydı. İtalya, İspanya üzerinden devam eden bir rota olmuştu. Yaklaşık 2 ay kadar sürüyor. 2-3 ay kadar süren rotalardı bunlar. Genelde okullar kapandıktan sonra, öğrenciler mezun olduktan sonra, dönem bittikten sonra o 3 aylık süreyi hep değerlendirdi. Ondan sonraki yolculuğu Moğolistan yolculuğuydu. Aslında en çok aklımda kalan, tekrar tekrar gitmek istediğim coğrafyalardan bir tanesi. O da yine Karadeniz üzerinden Gürcistan, Rusya, Moğolistan şeklinde devam etti. Sonraki rota Nepal rotasıydı. En zorlandığım rotalardan bir tanesi oldu açıkçası. Himalayalar. Hayalim Kardumla dışında Nepal'e gitmekti ama bir taraftan da Hindistan'daki dünyanın çatısı denen karayoluyla çıkılabilecek en yüksek zirveye çıkmaktı, deneyimlemekten. Bir farklılığı deneyimlemekti. Yaklaşık 5300 metre yükseklikte. Şu zamana kadar yaptığım tüm motosikletli rotalar Afrika kıtası hariç hepsi İstanbul çıkışlı oldu. İstanbul'dan evimden çıktım, motosikletimi atladım ve hep farklı bir ülke, farklı bir kıtaya doğru. Nepal rotası da yine aynı şekilde oldu. İstanbul'dan İran, İran'a daha önce de gitmiştim. Sadece İran rotası da yapmıştım. O da çok keyifliydi. Hatta en çok önerdiğim rotalardan bir tanesi. Yine Nepal'e giderken yine İran'dan geçtim. Pakistan, Hindistan, Himalayalar, Nepal şeklinde. En zorlandığım rota orası oldu diyebilirim. Ondan sonra hayatıma kattığım ve iyi ki yapmışım dediğim rotalardan bir tanesi ise Afrika rotası oldu. Afrika kıta yolculuğu şöyle gelişti. Tam pandemi dönemindeydim. Fas'a gitmek istiyordum. Yavaş yavaş aşağı inerim işte Batı Afrika'dan diye planlıyordum. Fakat tam pandemi sürecinde sınır kapıları kapandı. Fas sınırlarını İspanya'ya kapattı. Mısır zaten Türklerin girmesi o sıralar zordu. Vize vermiyordu. O da yine farklı ülkelere sınırları kapalıydı. O dönemde ne yaparım diye düşündüğümde çok teşekkür ediyorum buradan aynı zamanda. Türk Hava Yolları, Türk İş Kargo yolculuğumun bir parçası oldular. Ve hayatımın en güzel zamanı, yolculuğu, macerası başladı Kenya'ya. Bu yüzden uçak kargoyu tercih ettim. Ben yolda olmayı seviyorum aslında. Yani yol yapmayı. Aslında hangi ülke olduğu da çok belirleyici değil. Yani ülke görmek, yeni yerler keşfetmek güzel ama rastlantısal şekilde insanlarla karşılaşmak, kendimi farklı koşullarda görmek dışarıdan bir gözle. Bunun peşindeyim daha çok. Afrika'da Kenya'da başladım. Tanzanya şeklinde devam etti. Yaklaşık 1 seneye yakın süren bir yaşam hikayesiydi benim için. Sahara altı ülkeler daha çok devam ettim. Yaklaşık 10 ülke oldu sanırım Afrika kıta yolculuğunda. Mozambik, Botswana, Zambiya, Zimbabwe, Güney Afrika, Namibya, Angola bu şekilde bir rota.
Neden Afrika Twin motosiklet? Açıkçası ilk test sürüşümden sonra tünleştim bu makinayla dediğim bir an vardı. Fakat ama şimdi geriye dönüp baktığımda bundan sonra da Afrika Twin'le devam etmek isterim gibi düşünüyorum şu an. Sonrası ne olur bilmiyorum. İlk bindiğim andan itibaren, ilk test sürüşünde çok bütünleştiğimi hissettim. Yani bunu tanımlayamam. Doğru kelimeyi bulabileceğimi zannetmiyorum. Çünkü kendim de düşündüm. İlk bindiğim an hani postür olabilir, ergonomiklik olabilir. Kesinlikle bununla uzun yolculuklar yapmak istiyorum dedim. Belki hani efsanesi olduğundan dolayıdır. Yani Afrika TV'nin onun da bir etkisi vardır. Bir ruhu var. Afrika TV'nin ruhu var. Kullanım olarak ben kendimi çok rahat hissediyorum. Aslında büyük bir makine bana göre. Yani boyum 1.70. Çok uzun boylu değilim. Ayaklarım yere böyle çok tam basmasa da. Yani bunlara rağmen ilk bindiğim andan itibaren dedim ki ya ben bu makineyle çok uzun rotalar yapmak istiyorum. Özellikle Afrika TV'ninle Afrika kıtasını yapmak istiyorum demiştim ilk test sürüşünde bile. Ondan sonra da yaklaşık 3 yıldır herhalde Afrika Twin'le yol kat ediyorum.